Diyorum. Evet. Açıyorum o zaman. Ya. Ama Yayında falan izleyecekseniz izlemeyin. Ben öyle düşünceliliğimden yani anlatabildim. ben unutmuş gibi izlerim, bir daha sıkıntı Ya yok. izleyin, bir daha izleyin, ne olacak? Her detayı farklı. Bak Alper'in bakışa, görüyor musun? Neye gülüyorsunuz lan? Mert sen çok gülüyorsun. Seni banlayacağım ha. Ne oldu lan? Ne yaptım? Ne bileyim lan. Yemek yiyorum. Sen Abi oğlum yarım yemek saat önce de yiyordun. Sen ne yiyorsun bu kadar? Hamburger yiyorum abi. pilav köfte. Afiyet olsun kardeşim. Hadi bakalım. Amazon kabilesine rakı Eyvallah. sofrası kurmak. Yolculuğunu yaşadık. Bu zorlu yolculuğun ardından Warani halkıyla tanıştık. Birlikte Amazon ormanlarına avlanmaya çıktık. Bir haftamızı birlikte geçirdiğimiz Warani kabilesiyle yaban domuzu avına katıldık. Ve tam 2 gün süren zorlu maymun avına tanık olduk. Bugün yine Warani kabilesindeyiz ve bakalım neler göreceğiz. Bu bölümde Warani kabilesini çok daha yakından tanıyacağız. Film gibi bir hikaye gerçekten yani. Nerede yaşadıklarını, hamaklarda yatıyorlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Barakaların nasıl inşa ettiklerini göreceğiz. Dini inanışlarını, hayata bakış açılarını öğreneceğiz. Ve Türkiye'den getirdiğimiz baklava ve rakıyı kabile üyelerine tattıracağız. Dayı fondipledi lan. Bunu tek... harbi çok merak ediyorum. Harbi tek attı bu arada biliyor musun? Dur bakayım. Baklava, şeker, meker adamların bir günde bütün sağlık sistemi dağıldı. Sallamaya benzemez şu şekilde. Gördün mü? Kabile üyelerine sorduğum sorularla onların benzersiz kültürünü ve yaşam tarzını keşfetmeye çalıştım. Bir dakika o zaman bunun bir de üçüncü bölümü olacak. O hayallerini gerçekleştirdi. Yani şehre götürdüğü. Değil mi? O üçüncü video o Evet, zaman. o Bu üçüncü bölüm. iki. Bir durdursana. Yes. Çok güzel değil mi kadın? Tam böyle doğal ya. Acayip güzel. Benim çok hoşuma gitti bu kadın. Yok. Güzel Güzel kadın canım. ya. Evet. Çok güzel kadın. Ama bu kadın sanki böyle arada bir şehre gidip geliyor gibi ya. Bir Bana şehirli havası vardı. böyle hissettiriyor bana yani. Hani bak az önceki dede falan bak mesela. Gitmiyordur ama Yakışıklılığa şu endama bir bakar mısın? bu Asıl karizma budur. karizma da bak bu kadın bir şehre gidiyor geliyor gibi bak. Bu zaten şehirli olan. Evet. AirPod mu lan? Ne bu lan? Küpeymiş. Dur nerede kalmıştık? Dur ya nerede? Ama şeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum diyor ya. Yani aslında daha neyi merak edeceğini bile bilmiyor. En büyük korkularının ne olduğunu sordum. Ya da nasıl bundan korkuyorsun ya? İnanılmaz ya. Hayatın sonu hakkında ne düşündüklerini merak ettim. Ben zaten etmemin gibi benim amayım. Mane ne yani ya bu da mane benim yine bu da benim ayım ayım onu bu ki bana mane bana. Ne ben baru ni an geyin ya bu da etin bu kim mane. Hemen bana yani iyi mi benim yani ayım. Bu abi aynı zamanda kabilenin şamanı ve öldükten sonra jaguar olarak tekrardan doğacağına inanıyor. Ben şu an rakıyı çıkaracak koyacak masaya. Can I touch? Ya. Bili 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 bili.
Bak bak tam onu yapıyor. Bili yapıyor ya. Moroni kabilesiyle iletişim kurabilmek gerçekten uzun bir süreç. İlk başta hayatının bir kısmını Koka adlı kasabada geçiren ve Varoni kabilesine her türlü modern eşyaları getiren Vareka ile iletişim kurduk. Wow dilini bilmiyorum ki. Ve İspanyolcayı aynı anda konuşabildiği için kendisi bu maceramızda bize rehberlik etti. Vareka konuşulanları İspanyolcaya çevirirken yanımızda götürdüğümüz bir çevirmen de bütün konuşulanları İngilizceye tercüme etti. Arkadaşlar, Amazon ormanlarının derinliklerinde kabile savaşlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hangi... Ne yapıyorsunuz lan, birbirinizi mi keseceksiniz? Kabile savaşlarına hoş geldiniz. Bir kabile üyesi. Survivor'da götürmüş onu. Daha kabile üyesi, onu göreceğiz. Bazıları yarışmacı, bazıları ise seyirci olacak. Ve komika... Başladı yarışmamız. Biz Survivor oynatıyorlar. Ya bu ne yarışlar ayarı? Aslında anlaşıp Acun tamam, abi çağıracakmış var ya. Evet evet tam Acun abi gelse 10 numara olurmuş. Seni çekiyorum boyanın ya. Bana helal olsun be boya. Sen çılgınsın. Sen ne yapıyorsun burada? Dürnak inişti kendine geldi. Helal. Sallayacaklar her an var ya. Evet, şimdi Vareka ile birlikte geleneksel bir baraka yapacağız. Bazen avlanırken birdenbire gece olabiliyor ya da yağmur bastırabiliyor. Ve kendilerine Amazon'un ortasında bir baraka yapmaları gerekebiliyor. Şimdi Vareka ile birlikte bir ev inşa edeceğiz. Ufak çaplı. Hayır. Vareka. It's done. Yani sen kesene kadar dedi ben. Kestim, incelttim. Ben ilk gün olur o kadar. Evet, tak iyi. Okey. Ne kadar sokabilirsin ki? O girmez ki daha fazla. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Tık diye çatıyı yaptı anı satayım. Evin iskeletini çıkarttı tak diye. Vay vay. Boylarını nasıl ayarladın? Ulan helal olsun be. Hep getir götürü bana yaptırıyorsun. Yedidir. Evet, Amazon ormanlarında bir kabileyseniz ve yağmura yakalandıysanız... Lazona rasta base yapıyor yazmış. Bu tarz bir sığınak yapıyorsunuz hemen. Kabilenin erkekleri barakaları inşa ederken kadınlar da topladıkları palmiye yapraklarıyla evlerin çatılarını, hamakları ve giysilerini hazırlarlar. Peki şimdi Varoniler nerede yaşıyor arkadaşlar? Aslında bunun ilginç bir hikayesi var. İngiliz kaşif Percy Pavsett 20. yüzyılın başlarında Amazon ormanlarında kayıp bir medeniyet aramak için bölgeye gelir. Ancak gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Yine de Pavsett'in keşifleri modern dünyaya bir şekilde ulaşır ve Amazon'daki diğer araştırmalarla birleştirilir. 1950'lerde Hristiyan misyoner ve araştırmacılar Ekvador'un Amazon bölgesinde yaşayan Varoni kabilesiyle ilk temasları kurar. Varoni halkı ilk defa beyaz insan görür. Ve onu öldürmüştü. O kadar normal bir şey gibi aldı. Ve onu öldürmüştüm dedi ya. Film gibi bir hikaye gerçekten yani. Gerçekten bu adamın filmi yapılsa yapılır yani. 50 yıl önce ilk defa başka insanların olduğunu görüyorsun. Kendi halkını korumak için onları öldürmek zorunda hissediyorsun kendini. Çok garip yani. Biz orada yatıyorsak rahat senin sayende. Vapani. Ben bir korkmaya başladım. Teşekkür ederim abi, görüşürüz. Tamam. Gracias. Varoni halkı bu zorlu mücadeleyi ufak ufak götüm gideyim. Uzun yıllar boyunca sürdürür. Misyonerlerin getirdiği hastalıklar
ve bölgede başlatılan petrol, madencilik faaliyetleri ormanın tahribatına ve kabilelerin geleneksel yaşam biçimlerinin bozulmasına neden olur. 1960'larda petrol şirketi çalışanları bölgeye girmeye başladığında Varoniler direnişe geçerek birçok çalışanı öldürür. Petrol şirketi çalışanlarının kurduğu ve terk etmek zorunda kaldıkları barakalara yerleşirler. Hatta bugün hala bu bölgede yaşayarak topraklarını korumaya devam ediyorlar. Ve biz de şu anda tam olarak orada kalıyoruz. Burası daha çok köy gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada iki tip insan var arkadaşlar. Kimisi daha geleneksel yaşayan, kimisi de şehre gidip gelen, daha modern yaşamak isteyen insanlar. Burada herkes her zaman çıplak değil arkadaşlar. Tabii ki kıyafetleri var ama geleneksel yaşamak isteyenler sürekli çıplaklar ve ava giden herkes kesinlikle çıplak. Çünkü üstlerindeki kumaşlar onlara ağırlık yapıyor ve koşarken dallara takılabiliyor. Dolayısıyla onları yavaşlattıkları için çıplak. Çıplak avlanıyorlar. Size şöyle bir ev var. Rastgele girelim. Alo. Ne haber lan? Burası bizim buradaki rehberimiz Varaka'nın evi. Bu da Varaka'nın çocukları herhalde. Bakın burada çocuk yakmış bir tane var. Çocuklar ders çalışıyor. İnanılmaz tatlılar. Burada jeneratör sayesinde elektrik de sağlıyorlar kendilerine. Ama haftada sadece bir gün açıyorlar. O da böyle gerekli ihtiyaçlar için açılıyormuş. Bu arada kız aynı babasıydı. Bu arada Varaka'nın tam 3 tane eşi varmış. Burada erkek için herhangi bir eş sınırı yok. İstediği kadar karın olabiliyor. Hepsine bir oda mı yapmışlar? Galiba hepsine özel bir oda var gibi. Ve burası da yatak odaları. Burada muhtemelen işte karı koca yatıyor. Yani karı kocalar gerçi. 3 karısı var. Yatak odası arası kavga çıkar lan. Çocukların... Aklına bu mu geldi? Oyuncak mızrağı. Çocukların da mızrağı var. İnanılır gibi değil. Küçük mızrak. Burada böyle çocukken böyle direkt başlıyorsun böyle. Al bakayım. Yani. Al bunu götümüze sokma ama. Ulan bize sokamış aklını. Götümüze sokma dedi. Al bunu götümüze sokma diye. Çocuk Maltepe içiyor amına koyayım. Uzun 2000 metre. Yollik toptur o ya. O ne? Varoni kabilesinde aileler geniştir ve genellikle bir arada yaşarlar. Çocuklarsa erken yaşlardan itibaren avlanmaya ve toplayıcılığa götürülür. Erken yaşlarda deneyim kazanırlar. Amazon videosunun ilk bölümü YouTube tarafından hiç ama hiç önerilmedi arkadaşlar. 2 günde 1 milyon izlenmeyi geçti ama bu tamamen sizlerin Instagram storylerden ve WhatsApp'tan arkadaşlarınızla paylaşmanız sayesinde oldu. O yüzden hepinize çok büyük teşekkür borçluyum. İyi ki varsınız. Aynı zamanda videomuz ne yazık ki sarı dolar aldı. Yani bu da demek oluyor ki o videodan para kazanamayacağız. Ve herkes videoların devamını istiyor arkadaşlar. Bu tarz videoların eğer ki devamının gelmesini istiyorsanız bana destek olmanız benim için çok çok önemli. Eğer ki hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ha diyorsanız ki ben daha da destek olmak istiyorum. Çünkü bu videolar için gerçekten ciddi bir fona ihtiyacımız oluyor. Kanal üyeliklerini açtık arkadaşlar. Eğer ki bana daha da destek olmak istiyorsanız kanalımıza üye olabilirsiniz. O kısma da çok yakın zamanda özel içerikler paylaşacağız. Bu videoların kamera arkaları, belki sansür... Kamera arkasındaki thumbnail çok iyi değil mi şu an? Sansürsüz versiyonları gibi pek çok içerik yayınlamayı düşünüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya devam edebiliriz. Şimdi de size burayı göstereceğim. Destek olun arkadaşlar. Ama ya bir de çok başladı. Zor bir durum değil mi ya? O kadar emek veriyorsun. Abi canım moral bozar. Bizden ya. Engelleniyor. Evet, harbi çok, moral, çok moral evet bozar yani. Yıkar adamı. Hemen gelin yıkar şuradaki eve ya. Girelim mesela. Varoni kabilesinde akraba evliliklerinin yaygın olması nedeniyle ne yazık ki engelli çocuklara sıkça rastlamak mümkündür. Hamaklarda yatıyorlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada mesela muz toplamışlar, onları koymuşlar. Yemeklerini hemen şurada yapıyorlar. Burada da çocuklar için tüftüfleri var. İnanılmaz yani çocuklar için mızrak, tüftüf. Evet, gerçekten öğretiyorlar yani. Aynen çocukluktan hakikaten burada yetiştiriliyor yani insanlar. İnanılır gibi değil. Şöyle bir şey istediler bizden şimdi. Ha.
Bakın. Oh. Az siktir o ne be? Az siktir o ne be? Oo, bu ne? Protein, protein. Inga. Yiyor musun? Bu solucanlar çok sağlıklıymış. Onların sağlıklı atıştırmalıklarıymış. Hem astıma iyi geliyormuş hem de buradaki aslında onların cipsleri gibi düşünebilirsiniz. Ayrıyetten de Allah Allah. Gençler burada daha büyümeden, sakalları çıkmadan suratlarına sürüyorlarmış ki sakalları çıkmasın. Sürekli sakal kesmekle uğraşmamak için. Bizde de sakal çıksın diye 10 yaşında jilet vurmaya çalışan bizler. O yüzden vücutlarında hiçbir kıl yok. Bunu yapsa yapsa Onur yapar. Onur gel. Hayır. Onu daha mı yapamam? From here or here? Buradan da gelen. Yiyecek mi? Şu başında. Yiyecek tabii canım. Hem de bu. Ya hatırlamıyor musunuz? Bu moruyor kurdunun neyi oluyor abi? Hayır hayır, bu larva. Bu şimdi bu böyle beetle'a dönüyor. Bu böceğe dönüyor da. Birinin ağzında patlamıştı ya. Evet işte. Bear Grylls'ı sürdüğü zaman böyle. Evet. Diye patlıyor ya. Bu bizim yani moruyor kurtlarından değil mi? Bunun içi var ya böyle sulu sulu. Lan ısırıyorsun direkt. Emin misin? Lan arkadan ısır. Kafasına ısırma. Bir saniye. Bakamayacağım. Tamam alalım hemen. Tuğkan abi. Tuğkan rahatlatalım. Abi ısıracak. Sen ısıramayacaksın mı? Midem benim henüz kendine gelmedi. Tamam. İstemiyorsan yapma. Ne ama yap ya. Yani. Hayatta bir defa. Yapma. Hayatta bir defa. Hayatta bazı şeyler bir defa. Bu tarz şeyler bir defadır. Oğlum hareket ediyor etmese. Aa, abu. Helal lan. Abu. Geçti mi? Çok kötü yerinden ısırdı ama ya. Abu. Patladı mı? Kötü. Kötü değil lan diyor. Rezalet. Kötü değil lan. Adam aydınlanma yaşadı. Ha Vaponi. Vaponi. İşte gerçek erkek. Yeah. Gerçek erkek. Tadı ballı hardala yakın. Ballı hardala yakın. Tipi de yakın. Burki sen de ye. Hayır. Burki geliyor. Burki. Geliyor. Burki. Geliyor. Aynı zamanda evcil hayvan olarak kaplumbağa da besliyorlarmış. Sadece ihtiyaç halinde yiyoruz diyor. Abi onu niye yiyorsunuz diye. Eğer ki hani hiçbir yemeğimiz kalmazsa vesaire. Bu ormanda çok sayıda jaguar var. Kaplumbağayı da jaguar daha önce yemeye çalışmış. Bu tarafını açmaya çalışmış. Onlar direkt üst tarafını açıp yiyorlarmış. Burada da jaguarın verdiği hasar hala gözüküyor. Ama sonra kurtarmışlar bu kaplumbaşı. Sonra da sen yiyeceksin tabii. Köyün toplanma alanı burada böyle akşamüstü falan herkes toplanıyor. Çok neşeliler. Burada sürekli böyle bir sohbet, bir gülüşme. Maymun geliyor, tapir geçiyor, onlarla şakalaşıyorlar falan. Bayağı burada böyle şenlik havasında yaşıyorlar arkadaşlar. Burada herkes inanılmaz mutlu. Bugün Varoni halkı topraklarında huzur içinde yaşıyor. Bu durum büyük ölçüde ulusal kahramanları Nemonte Nenkimo sayesindedir. Varoni direnişine bir çözüm arayışında olan Ekvador hükümeti Amazon ormanında petrol ve madencilik faaliyetlerine devam etmeye ısrarcıydı. Ama Varoni halkının yüzü haline gelen Nemonte, halkının ormanları koruma mücadelesine liderlik etti. Ormanlarımız satılık değil sloganıyla başlattığı kampanya dünyanın dört bir yanından destek buldu. 400 binden fazla imza toplandı. 2019 yılında Nemonte liderliğinde bir hukuk mücadelesine başlayan Varoni halkı Ekvador mahkemelerinde açılan davayı kazandı ve Varoni toprakları koruma altına alındı. Nemonte bu direnişiyle 2020'de Goldman Çevre Ödülünü kazandı ve Time dergisine kapak oldu. Helal olsun ha. Ellerini burada yıkıyorlar. Burada da şöyle ufak bir masa var. Herhalde yemek yemek için ya da işte üstünde belki yemek hazırlamak için falan kullanıyorlar. Barakalarında duş bulunmayan kabile üyeleri sıklıkla Amazon nehrinde duş alırlar. Timsah, anakonda ve piranaların olduğu bu nehirde bu kadar rahat yüzmeleri beni çok şaşırttı. Ne? Riskli abi. Pirana mirana saldırmış şey olmaz. Adamlar da harbiden ne risklere şey yapıyorlar bu. Adam. En korktukları hayvan yılanla akreple. Zehirli hayvanlardan korkuyorlar doğal olarak oğlum. Adamım telef eder yani. Bak diyor ki adam anakondadan korkmuyorum. Anakonda bana zarar vermez diyor. Anakonda dediğim böyle. Düşün. Ve beklediğim o an geldi. Bu videoda beni... Abi sofra kurmuşlar. Bir dakika neler var orada? Kaplumbağa eti. Maymun. Maymun eti.
En çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesinin sırası geldi. Yanımızda yeni rakı var, baklava var. Bir de sucuk getirmiştik. Ama sucuğu şu anda denettiremiyorum. Çünkü kabilenin evcil maymunu bizim sucuğu yemiş. Barakaya girmiş ve almış yemiş yani. Hepsini bir de paramparça yapmış falan filan. Arkadaşlar güne biraz kötü bir haberle başladık. Bizim maymun ölmüş. Ah. Günlerdir paylaştım, maymunu ölmüş. Ah. Neden öldüğü bilinmiyor. Sucuğu yemiş işte. 2 kilo sucuk yemiş hayvan. Bağırsakları iflas etmiş hayvan. Ama bizim sucukları yemişti biliyorsunuz. O yüzden ben bizim sucuklardan dolayı öldüğünü düşünüyorum. Bizim barakaya girip bütün yemeklerimizi yemişti. Bayağı da bir sucuk getirmiştik buraya kabileye denettirmek için. Oy. Mazlumla. Ama zaten acaba bunu yemek için getirmiyorlar mı adamlar kabileye? Yok, onların evcil hayvanlarıymış o. Öyleyse kendimi çok suçlu hissedeceğim ama nereden bileyim kabileye yani odaya girip de sucuğu bir maymun yer falan diye de düşünemem. Üzüldüm yani. Sucukla maymunu öldürdük herhalde ya. Kabile üyelerine önce baklava, yazık daha sonrasında ya. Da şöyle bir rakı sofrasında uzun uzun rakı deneyimi yaşattıracağım onlara. Bu var ya bu, hayatınızda böyle bir şeyi yemiş olamazsınız. Bu arada onlar da kendi böceklerinden getirdi. Ya rakı sofrasında ne yaşıyor? Meze abi, meze ciğer yerine, ya, ciğer yerine. Ciğer yerine. Dediler ki illa ki bizden de bir şeyler olsun falan. Eli boş gelmemişler ama helal olsun. Ulan larva yedirttiniz adamlara, bir baklava da löpleyin bakalım. First vareka. Vareka verek. Baklavayı alıcın. Dama yapıştır. Çiğne. Good. Yeah, good tabi lan. Gaziantep baklava. Vaponi. Vaponi, vaponi işte. Baba biz biliyoruz. It's perfect, believe me. O da olur. Good, good. It's like candy. O gülmeye başladı. Baklavayı tattı ve gülmeye başladı. Allah Allah, beğenmedi mi acaba? Sevmemiş. Sevmemiş. Hoşuna mi? Hoşuna gitmemiş. Allah Allah, kız sen değil misin maymunları, şeyleri, sincapları, her şeyleri yiyen? Bunu sevmedin mi? Dayı sen bak. Dayı. Dayı valla başını şükür götür bura. Ay gömer gömer. Eğim aldı zaten bak. Baklavalık da var ağzında. Baklavalık da var. Hiç alışık olmadıkları bir tat. Bayıldım. Daha önce sonuçta şeker. Bu tarz tatlılar yemediler. Yedikleri tatlılar kendi topladıkları meyvelerden yaptıkları tatlı. Bak fenalık geçiriyor bak. Bakıyor bak. Şu hayat sorguluyor bak. Şu an onlar için çok... Sevmedi ya. Kan şekeri de insülin minsülin patladı. Şu an. Farklı boyutta bir tat. Ve beğenmiş. Beğenmiş. Gayet lezzetli demiş. Bu anlamıyor bu. Bu anlamıyor. Anlamıyor. Şunu bence beğenmedi abi. Lezzetli buluyorsun, bunu evet, bulmuyorsun. Suat ifadesi şey beğenmiş ama anlamıyor. Ay bu daha iyi değil. Ya ya. Okey okey. Ablamız da beğendi. Bravo. İşleri yaptırmış gibi yalnız ha. Evet evet. Sen de. Oo, Jackie Chan bak şimdi. Jackie Chan reis abi. Bak bak. Götür gitsin boya. Abi Jackie Chan lan. Bulları bulları görüyor musun? Evet evet, fena. Benim gene onun ama bu bagi. Benim ben amına koyayım bu nasıl bir şey? Ukara bir tutturmuş onu. Benim ben amına koyayım. Muy dulce. Nice. Herkes beğendi ama bir Maria beğenmedi. Hatta midesi bulanmış gibi hareketler yapıyor. Bak sıradaki tam sana göre. This one. Of anason. Bak bakayım ne tepki verecekler ya. Ama Maria sen de hiçbir şeye gelmiyorsun ya. Şimdi sıra rakıda. Bakalım rakıyı sevecek misiniz? Rakıları doldurayım. Evet. Dur de kız desene. Gerekli rakıyı döktükten sonra üzerine su ilave ediyoruz. Renge gel. Bunda bir şey yok, rakı bu. Bu rakı bu. Hop. Evet arkadaşlar, şerefe. Şerefe. Şerefe.
Jerefe. İç 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 iç. Drink drink drink. Drink. İç 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 iç. Hiç sevmeyecekler. Bu da mı kötü kız? Kokusunu beğenmedim. Aa bak çabuk etkisini gösterdi. Nangin bari benim mi? Bardakta durmuş, şişede durmuyor ya. Abi sen bitirmişsin bile anasını satayım ya. Harbiyim. Abi pondip demiş diyorum ya. Allah. Bak sen bu işi biliyorsun. Sen var ya. Şerefine. Dayı. Baksana dayı uçuyor ya. Abi, dayı da tam bu masanın adamı. Sağlam rakıcı çıktı. Genel olarak Mayra hiçbir şey beğenmedi. Kendisi bence böyle lezzetlere kapalı. Çok kapalısın. Biraz daha açıl. Şerefe. Krala bak krala. Kral 35'in 40'ından sonra alkolik oldu. Yok daha 50 var mıdır? Vardır. 45-50 var gibi herhalde. Yani 27'dir abi. Bilmiyoruz ki hayat şartları. Yorgunluk olabilir ya. İsi ye. No. Sen bunu bitir ben de onu yiyeyim. Yiyor mu? Hem Maria'yı beğendiremedik ama diğerlerine beğendirdik. Hatta rakıyı bayağı sevdi ikisi. Reis boya şişede durduğu gibi durmaz. Seni göreceğim birazdan. Göreceğim ben seni. Ne oldu rakıyı içtin gittin uçtun. Baboni. Baboni endimam mı bemoni. Bir de tek emmem bu mi. Baboni. Mani tek emmem bu mi. Arkadaki bırakıyor şu an. Bu da anma bit vay. Bu da niye bir endimam bemoni. Baboni. İyi uzaklaşmış. Bir önceki dayı bayağı şeyi izlerken patır patır bırakmıştı. Baboni mayim. Yavaş ol bak bu öyle şişede durduğu gibi değil. Maria. Hadi kız. İçmedin rakıdan. Şişede durduğu gibi durmuyor. Bunlar biraz daha sakin. Ulan ne ara alıştınız sigaraya siz ya? Bak bak nasıl içiyorlar? Bizden özellikle sigara rica ettiler buraya gelirken. Ne ara Gora gibi avladın ya. Abi tam bir Gora sahnesi ya. Her yere gitti anlamadım. Şu içmeyin şu sigarayı. Kabileye de anlatamıyorum, insanlara da anlatamıyorum. İçmeyin ya. Ben mesela bunu kullanıyorum. Bu da kötü. Hiç iyi bir şey değil. Bırakmaya çalışıyorum. En azından bir şey yanmıyor gibi bana daha iyi gibi geliyor. Deneyeceğim. Çek gitsin. Veren gemi be de wapuni mai wapuni be de tomuni. Pero dove da oba. İmi? Wapuni ba wapuni. Wapuni. Ay baba amali. Yok mu? Abi burnundan falan veriyor. Ya siz ne yapıyorsunuz burada ya? Ne oldu maymun avlıyorsun bilmem ne? Helal be. Maşallah. Vaponi. Instagram'da bir dayı var ya sandalyeden geriye doğru düşüyor. Düşecek birazdan geriye. Oğlum 3 bardak gömdü bile. Sen bu kadar hızlı bunları götürdün ya. Yarım saate sen yoksun. Sarhoş oldum. Bunun kafa gitti iyice. Sigarayı migrayı düşürüyor. Mızrak sallamaya benzemez. Şu şekilde. Gördün mü? O zaman arkadaşlar Baroni'ye. Şerefe. Burada bazı insanlar hiç ama hiç şehir hayatını görmedi ve buradaki iki arkadaşımızın hayali buydu. Yani daha sonraki bölümlerde bu kabilede yaşayan, günlük hayatında maymun yiyen bir insanı şehir hayatında göreceğiz. Bu da çok enteresan. Bu da güzel olacak. Bugün de buradaki son günümüz. O yüzden içimiz biraz buruk. Kendine gelememiş. Ama yanımızda iki yerliyle birlikte gitmenin de verdiği bir heyecan var. Pleasure for me.
Hazır mıyız? Böyle şehirde dolaşabileceğimizi hiç zannetmiyorum. İnanılmaz korktular bence, çok şaşkınlar. Çok iyi olacak bu bölüm ya. Bu bölüm çok iyi. Güzel ya yani. Çok iyiydi değil mi? Adam nasıl şaşkın, baksana kral ya. Hiçbir şeyi sorgulamadı lan. Bam bam vurdu fondipleri. Güzel video olmuş bu da ya. Alper'cim eline koluna sağlık. Emeğinize sağlık valla. Ne zaman acaba yeni videosu bunun? Bilmiyorum ki, herhalde haftada, bir buçuk iki haftada bir falan atıyorlar herhalde. Önceki videodan ne kadar geçmiş? Bakayım. İki hafta. İki yani. Hafta. Aynen. İki haftada bir atıyorlar herhalde. Tamam, demek ki bu arada bu videonun... Bu videoya şey var mı? Neyi? Bu video vardı harbi 10 milyon falan izlenmeli. Onu olmalıydı yani. Bunun ya, bir onu var yani. Ama öyle. Eğer devamına koyarsa bu tarz şeyler harbiden yürür gider ya. Bu videoda bir sıkıntı var mı acaba? Trende girmiş mi? Bakayım. 21 saatte 700 yeni bölüme. Trenddedir ya.